Kadın merkezli toplumun ve feminen emperyalin bize pazarladığı en temel üç kağıtlardan birisi kadın olgunlaştıkça güzelir. Kadın yaşlandıkça böyle olur. Kadın olgunu iyidir, şarap gibidir. Yıllandıkça tadı artar. Arkadaşlar külliyen yalan. Kadın yaşlandıkça şirinflasyon olur. Bakın şirinflasyon nedir? Şirinflasyon bir mal veya hizmetin fiyatının artıp kalitesinin düşmesine denir. Bugünkü bölümümüzde Kızılsırlar'da kadın şirinflasyonunu, yaşa bağlı şirinflasyonu işleyeceğiz. Efendim öncelikle bilmeniz gereken ilk konu. Biz erkekler kadınlara öderiz. Bedel öderiz kadınlarla birlikte olmak için. Bazen maddi olarak öderiz. Nakit olabilir, hediye olabilir, imkanları sunmak olabilir. Her zaman vakit olarak öderiz kadının bedelini, artı enerji olarak öderiz. Yani bunun istisnasını görmedim ben hayatım boyunca. Hangi seviyede olursa olsun herhangi bir kadınla beraber olduğunuz zaman bunun bedelini kaynaklarınız, vaktiniz ve enerjiniz olarak az ya da çok ödersiniz. Daha sonra tutku dinamikleriyle alakalı bir program yapalım. Eğer kadının tutkusu size yüksekse o bedel az olur, az ödersiniz. Kadının tutkusu yoksa ve tutkusu düşükse o bedel artar. Şimdi cinsel arası ilişkide erkeklerin her zaman ödeyen, kadınların ise her zaman alan taraf olduğunu hesapladığınızda bilmeniz gereken şey, kadınlar bizim kaynağımızı, enerjimizi ve vaktimizi tüketiyorsa karşılığında bize ne veriyorlar? Efendim öncelikle karşılığında aldığınız cinselliktir. İkinci etapta aldığınız kadının basit hizmetleri, feminenliği, sadakati gibi manevi unsurlardır. Şimdi şirinflasyonun ne olduğunu az önce açıkladık. Kadınlar yaşlanınca neden daha pahalı olurlar? Oraya gelelim. Arkadaşlar bir kere ne kadar bu kadın arkadaşlarımız kendini kandırırsa kandırsın. Özellikle mesela 40'lı yaşlarında olan tanıdığım çok kadın var. Neredeyse hepsinin iddiası 20'li yaşlarından daha çekici, daha güzel olduklarını iddia ediyorlar. Bakın ağzımı bırakıp başka bir tarafımla gülüyorum. Yani solipsizm ve kendini kandırmanın bu seviyesi. Arkadaşlar hiçbir kadın ama hiçbir kadın 40 yaşına geldiği zaman, 50 yaşına geldiği zaman 20'li yaşlarından daha güzel ve daha çekici olmaz. Evet, daha seksi olabilir, daha vamp olabilir, ilgi çekiyor ve dikkat çekiyor olabilir ama tazelik, doğurganlık, dirilik bunlar genç yaşlara dair erkeklerde cazibe yaratan unsurlardır ve yapılan onlarca, belki de yüzlerce ama ben onlarcasını biliyorum. Çalışma erkeklerin tamamının 20-23 yaşındaki kadınları en çekici bulduğunu tartışmasız, ihtilafsız ve izaha gerek duymayacak derecede açıklıkta tespit etmiştir. Dolayısıyla kadınların prime'ı dediğimiz, yani zirvede olduğu yaş 20'li yaşlarıdır. Şimdi aynı kadın 20'li yaşlarında da mantığına, mentalitesine göre sizin aynı kaynaklarınızı tüketecektir. O kadın 40'lı yaşlarına geldiği zaman da aynı, hatta biraz daha fazlasını tüketecektir. Dolayısıyla şimdi bir 20'li yaştaki kadına da aynı bedeli ödüyorsanız, yani aynı zaman, aynı enerji ve aynı kaynaklara ayırıyorsanız 40'lı yaştaki, 50'li yaşlardaki, hatta 30'unu geçmiş kadınların zamanı daraldığına göre, biyolojileri çöktüğüne göre, sizden daha çabuk yaşlandıklarına göre, o zaman aynı bedeli daha kısa kullanım ömrü olan bir ürüne, bir mala, bir kişiye ayırdığınız zaman o normalden daha pahalı oluyor. Yani şöyle anlatabiliriz. Bir araba var, 0 kilometre. Yani diyelim ki bir arabanın motor ömrü, kullanım ömrü 200 bin kilometre olsun. Araba 1 milyon lira, sıfırı. Şimdi siz o araba 150 bin kilometreye geldiği zaman o arabaya 1 milyon lira ödemek istemezsiniz. Eğer siz o arabaya sıfırına da 150 bin kilometresine de 1 milyon ödemeniz gerekirse 150 bin kilometredeki olan aşırı pahalı bir
üründür. Dolayısıyla mantık, ekonomi, matematik hayır. 150 bin kilometredeki arabaya sıfırından daha fazla ödeme der. İşte kadınlar bir bu kullanım ömrü sebebiyle 30'unu geçtikten sonra yani yaşlanmaya başladıktan sonra duvara çarpıp paraşütle veya paraşütsüz aşağıya doğru süzülmeye başladıkları zaman siz aynı kaynakları tüketiyorsanız o zaman pahalı bir ürün alıyorsunuz demektir. İki, maalesef karşı cinsin, kadın cinsinin hem şahsi tecrübelerim olsun hem de psikolog ve psikiyatr arkadaşlarla konuşmalarım olsun artı yapılan çalışmalar olsun yaşadıkları travmaları erkeklere göre daha uzun süre ve geleceğine yansıtarak taşıdıkları görülmüştür. Siz geçmişinizde size kötülük yapmış, travma yaratmış, sıkıntı yaratmış bir kadını unutabilir, geçebilir ve onun lekesini ve izini geçmişe taşımamayı çoğunlukla başarabiliyorken, geçmişinin travmalarını geleceğe taşımayan, sizlere taşımayan kadın neredeyse görmedim. Örnek veriyorum, eski sevgilisi çirkin bir şekilde aldatmıştır ve küçük düşürmüştür ve aldatmaya karşı bir öfke geliştirmiştir. Siz dürüst ve namuslu bir insan da olsanız, erkek de olsanız, o kadın o geçmişindeki aldatma travmasının bedelini size ödeyecektir. Veya geçmişinde Tinder Swindler filminde olduğu gibi böyle beraber olduğu adam dolandırmıştır. Kadının kaynaklarını tüketmiştir, kredi çektirmiş, ödememiştir, şunu yapmıştır, bunu yapmıştır ve bu bir travma olmuştur kadında. Kadın sizinle beraber olduğu zaman size potansiyel dolandırıcı gözüyle bakar. Örnek veriyorum, geçmişinde beraber olduğu adam başarma yükümlülüğünü yerine getirmemiştir ve kaybeden olmuştur. Alkoliktir, uyuşturucu kumar bağımlısıdır. Ya belki siz uyuşturucuya, kumara, alkole yanına yanaşmadığınız halde kadın sanki size her an alkolik olabilecekmişsiniz veya her an kumar oynayıp kumarda her şeyinizi kaybedebilecekmişsiniz gibi kaygıyla, ihtiyatla ve o yükü taşıyarak gelir. Bunu birçok farklı vakayla örneklendirebiliriz. Nedir? Kadın geçmişinin travmasına yükünü taşır. Kardeşlerim, geçmişinin yükünü taşıyorsa, kadının yaşı ne kadar ileriyse ve ne kadar çok travmatik ilişki yaşadıysa, ki benim gördüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla 30'unu geçmiş kadınların büyük bir çoğunluğu geçmişinde en az 8-9 tane, 10 tane travmatik ilişki taşımakta. O ilişkilerin yükünü ve bedelini siz kadınla beraber olduğunuz zaman ödettirmekte. Son olarak kadın neden ve nasıl yaşlandıkça daha pahalı oluyor anlatalım. Arkadaşlar, kadınlarda yaş ilerledikçe şirinflasyon varsa erkekte de her zaman, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bizimki gibi erkeklerin aç ve cinsel disiplinin zayıf olduğu toplumlarda erkekler aşırı ilgi göstermekte ve nefes alsın yetercilerle dolu bir ortamda yaşamaktasınız. Şimdi bu erkeklerin ödeyeceği bedel genç yaşlardaki kadınlara daha düşük olma ihtimali var. Fakat yaş ilerledikçe, şimdi sonuçta insanoğlu Adem soyundan gelen kadın mantıklı olarak düşünüyor. Ya her taraf erkek dolu. Neler neler teklif ediyorlar ve benimle birlikte olmak için 40 bin tane takla atıyorlar. O zaman ben şunları almadan şunu yapmam. Bunları almadan şunu yapmam. Erkek dediğin böyle olur. Erkek kapıyı açar. Erkek şunu ısmarlar. Erkek buraya götürür. Erkek şu sorumluluğu alır. Erkek, erkek, erkek. Ve yaş ilerledikçe neyin karşılığında ne bedel ödetebileceğini tespit eden cins, ilerledikçe yaşlar daha pahalı hale gelmekte. Bakın, yine dikkat ediyorum etrafa. Genel olarak maalesef bu konuda istatistik ve araştırma yok. Yaşı ileri kadınlar, biz ne istediğimizi biliyoruz adı altında erkeklere kural koymayı seviyorlar ve kural koymayı beceriyorlar. Ve özellikle düşük değerdeki ve düşük seviyedeki arkadaşlarımız ilişkiye girerken bildiğin pazarlığa oturur gibi pazarlık
ediyorlar. Yine şahsi tecrübelerimden aktarıyorum. Benim de başıma geldi mi? Bu pazarlığa oturdular mı? Neredeyse tamamına yakın oturdu beraber olduğum kadınların. Ve hepsinde ortak bir şaka yollu o pazarlığı savuşturdum. Nasıl savuşturdum? O zaman ben sana yarın bir sözleşme yapayım. Noterde buluşalım. Ay işte sözleşmenin koşulları şöyle olsun, böyle olsun diye işi hukuki bir hukukçu kimliğimi kullanarak bir eğlenceye dönüştürdüm. Ama bu kadınların kural koymaya çalışması değişti mi? Hayır, değişmedi. Neden? Yaş ilerledikçe kendilerini kural koyabileceğini zannediyorlar. Bunun da sebebi erkek enflasyonu ve erkek açlığıdır arkadaşlar. Erkeklerin cinsel açlığıdır. Şimdi ilerleyen yaştaki kadınlar, genç kadın arkadaşlarımıza göre kural koymayı daha iyi biliyor ve daha başarılı oluyorsa bu konuda, evet, 30 yaş üstü artık paraşütlü ya da paraşütsüz olarak süzülerek cinsel piyasa değerini kaybeden kadın arkadaşlarımız, genç kadın arkadaşlarımıza göre daha pahalıdır. Pahalı mal kullanırken dikkat edin. O bedeli ödediğinize değer mi, değmez miye bilmeniz lazım. Evet, 40'lı yaşlarına geldiği halde böyle bir bedel ödediğinize değecek kadın kardeşlerimiz var mı? Var. Ama sayıları çok mu? Hayır. Aynen. Üst düzey değerli erkek nasıl nadir bulunuyorsa, 30'unu 40'ını geçtiği için pahalı hale gelen ama o bedeli ödediğinize değecek kadın da nadirdir arkadaşlar. Dolayısıyla 30'unu 40'ını geçmiş kadınlara bir erkek olarak bedelini öderken dikkatli ve özenli olalım. Ön yargısız yaklaşalım fakat objektif ve sağlıklı yargılamayı bilelim. Kızılsırlardan bugünlük bu kadar. Küçük bir hap bilgi verdik. Hepinize selamlar. Bu arada kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayalım.